arkadaşlar. Benim ismim Melis Acar. Ben Lemankaya İlkokulu 2D sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere kendini beğenmiş Uğur Böceği masalını anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir orman varmış. Bu ormanda çeşit çeşit hayvanlar yaşarmış. Hangi hayvanın yanında bulunsa o hayvana şans getirdiğine inanan ve bununla övünen bir uğur böceği varmış. Neredeyse ormanda bütün hayvanlar buna inanır ve bununla ilgili anılarını anlatırlarmış. Bir tek buna inanmayan karınca varmış. Uğur böceği bunu bildiğinden karıncayı pek sevmezmiş ve onun fikirlerine hep karşı çıkarmış. Karıncaya her defasında yanında bir uğur böceği varsa şanslısın, yoksa başın beladan asla kurtulmaz dermiş. Karınca da ona beladan uzak durur ve çalışırsan hayatın hep yolunda gider ve senin dediğin o şansa da gerek kalmaz dermiş. Bir gün karınca kendisinin çok uğurlu olduğunu ispatlamak için onu örümceğin yuvasına davet etmiş uğur böceği. Örümcek ağının olduğu yere gelmişler. Uğur böceği karıncaya dönüp ben birazdan kendimi ağ atacağım ve sen hiçbir şekilde bana karışmayacaksın. Bu örümcek ağını her tarafıma yapıştıracağım. Örümcek şimdi yok ama gelene kadar ben uğurumla buradan kurtulmuş olacağım. Bunu yaptıktan sonra sen de herkesin önünde bana inandığını söyleyeceksin. Anlaştık mı demiş uğur böceği. Karınca ise bak seni uyarıyorum. Oradan kurtulamazsın. Sonra örümcek seni yer. Düşünmeden hareket ediyorsun demiş. Uğur böceği teklifinden vazgeçmemiş. Karınca istemeyerek de olsa tamam demiş. Ama içlerinde çok korkmuş uğur böceğine bir şey olacak diye. Uğur böceği kendini ağa iyice yapıştırmış. Bu arada karınca saklanmış ve olacakları gizlice seyretmek istemiş. Beklemeye başlamışlar. Uğur böceği ağdan kurtulmak için çırpınmaya başlamış. Ne yapsa olmamış. Ne gelen var ne giden. Karınca kardeş, ben buradan kurtulamayacağım galiba. Ne olur sen yardım et diyerek karıncaya yalvarmış. Karınca, şimdi benim sözüme geldin mi? Seni kurtaracağım. Ama sen de burada olanları unutmayacaksın. Ve kendini beğenmişlik yapmayacaksın. Anladın mı? Anladım karınca kardeş. Hem de çok iyi anladım. Şimdi benim yapacağıma şans denmez. Yardım denir. Uğur böceğini çevirdi karıncalarla ve onların getirdiği suyla kurtarmış. Uğur böceği bir daha kendini beğenmiş yapmamış ve karıncanın yanında olup ona hep yardım etmiş. Ve böylece çok iyi arkadaş olmuşlar. Gökten 3 elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, bir de masal kahramanlarına başına.